Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlarım. Evime Mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar beraberiz. Bugün nasip olursa elmalı tartı yapacağım kek kalıbında. Onun için sizlere malzemelerimi söyleyeyim. Ben yalnız elmama önceden şey yaptım, yaptım. Hani fazla vakit almasın, zaman almasın diye. Onu soğudu, tabağıma koydum. 5 tane elmam vardı. Onu incecik doğradım, küp küp. Ben rendilimiyorum, doğruyum. Daha böyle lezzetli oluyor gibimi geliyor. Onun üzerine işte bir çay bardağı toz şeker, bir tatlı kaşığı tarçın koydum. Bu şekilde kavurdum. İçerisine ceviz koymadım. Koyabiliriz de aslında. Belki koyarım yani, içerisine koyarken unutmuşum çünkü onu da. Bu şekilde onu hazırladım. Öyle duruyor. Burada da tereyağım var. Şimdi hamur için malzemelerimi söyleyeyim. 150 gram civarında oda sıcaklığını beklemiş tereyağım var. Bir su bardağı, şimdi şuralara geçelim. Bir su bardağı burada şeyim var. Nişastam var. Bir su bardağı sıvı yağım var. Bir su bardağından biraz eksik yoğurtum var. Bir su bardağı pudur şekerim var. Yaklaşık 4,5-5 bardak civarında da un kullanmam lazım. Unumu da ayarladım. Artık onu bilmiyorum. Yettiği kadar kullanacağız. Bir de vanilya şekerim, bir paket vanilya şekeri ve kabartma tozum var. Bu şekilde arkadaşlar malzemeler. Nasip olursa başlayalım. Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Önce yağımı koyuyorum. Arkadaşlarım ne var ne yok. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyi hamdolsun bugünümüze. Bugün de böyle bir şey yapalım dedik. Arkadaşım bahçesinden bu geçen şey yapmıştım zaten. Elmalı kurabiye yapmıştım tarçınlı. Biraz daha vardı. Onu da kullanayım dedim. Çünkü kullanılması lazım artık. Çayın kahvenin yanında iyi olur. Hem de ziyan etmemiş oluruz dedim. Sizin de varsa eğer evde elmalarınız falan değerlendirmiş olursunuz. Ben işte zaman kaybolmasın diye şey yaptım. Hani elmamı hemen hazırladım. Kavurdum, soğuttum yani. Bunu koyduktan sonra böyle şunları bir karıştırayım şöyle. Arkadaşlar unumu da koyuyorum yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsini koymayacağım. Birazını koyayım. Yavaş yavaş şey yapacağım, ilave edeceğim. Kabartma tozunu koyayım. Vanilya şekerimi zaten daha önce koymuştum. Bu bundan olmaz arkadaşlar. Ben elimle yoğurmam lazım. Ben bir yoğurayım. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Çok sert de değil, yumuşak da değil. İkisinin ortası bir hamur oldu. Şöyle. Şekilde gördüğünüz gibi. Burada kalıbımı da yağladım. Katı yağladım bu şekilde. Şimdi hamurumdan alacağım. Ben bunu biraz çok yaptım. Bili bili hani çok yaptım. Şey için onda arkadaşlar. Birazcık da belki kurabiye yaparım dedim. Çünkü içim fazla söylediğim gibi. Birazcık da alayım. Şöyle. Şimdi şu şekilde tepsinin içini şu şekilde yayacağım arkadaşlarım şöyle. Çok kalın da olmayacak, ince de olmayacak. İşte yoğurdum hamuru şu şekilde gördüğünüz gibi iki parça almış oldum. Bunun birazından yanı üzerine şerit yapacağım. Kalanını da şey yapacağım, biraz kurabiye yapacağım yani. Çünkü içim biraz fazla. Onu bugün artık bitirmek istiyorum, değerlendirmek istiyorum. Arkadaşlarım şöyle gördüğünüz gibi hazırladım. Birazcık kenarlarını çıkardım. Şu şekilde. Çok kalın da değil, ince de değil. Yani çok kalın diye olmaz zaten. Birazcık da kabarcık. Burada dediğim gibi unutmuşum. Ceviz koydum biraz içerisine. Şöyle. Bahçemde cevizim var zaten. Her zaman söylüyorum. Öbür tavamı kaldırdım. Tavamın içinde cevizini karıştırıyorum şimdi. Cevizli olsun olmuşken. Ben bir karıştırayım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlarım şöyle koydum. Çarçımı. Biraz da alacağım. Biraz olmuşken bol olsun.
Çok kolay, basit, pratik. Benim bu hamurunun aynısı yani. Kurabiyenin hamurunun aynısı. Değişik yapan da var ama bu güzel oluyor. Öyle yapmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elmama sürdüm üzerine. Turtamın üzerine. Şimdi düzenli şerit yapacağım. Onun için biraz merdaneyle açmam lazım. Biraz unladım yoksa yapışır tahtaya. Merdaneye yapışır. O yüzden çevireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık da un yapayım. Arkadaşlar şeridimi kestim şu şekilde. Şimdi tekrar yapıyorum. Üzerine öyle şeritler yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şunlarla şeritleri kenarlandı yapıyorum şöyle düzgün olsun diye. İnşallah sizlerinki daha güzel olur. Bu şekilde. Şimdi artık 180 derece alt üst pişirmeli fırınımı süreceğim. Fırınımı açtım. Sıcak olması lazım. Sıcakken hemen yapayım. Koyayım yani bu şekilde. Arkadaşlar fırınımı açmıştım. Söylediğim gibi ısındı. Şimdi artık tartımı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elmalı tartımız oldu. Çok da güzel oldu. Kolay, basit, pratik. İnşallah sizler de yaparsanız. Bu şekilde fırından çıktı. Biraz soğusun diye bekledim. Artık yavaş yavaş üzerine pudra şekeri serpeceğim. Ama bu tamamen isteğe bağlı. İsterseniz serpmeyebilirsiniz de. Bu şekilde de güzel oldu hani. Siz bilirsiniz. Ben bir pudra şekeri serpip sonra yapacağım. Bir dilimini göstereceğim sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerine birazcık pudra şekeri serptim. Bir dilimini kestim sizin görmeniz açısından. Altı da üstü de çok güzel olmuş. Çok güzel pişmiş. İsterseniz hamurunu biraz daha siz ince veya kalın yapabilirsiniz ama bu tam kıvamında bence. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanları yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.